Değerli izleyenler, evet Azerbaycan ordusu, şanlı Azerbaycan ordusu gerçekten Ferruh köyüne girmiş ve Rusların Ermenilerle yaptığı tiyatroya son vermişti. Hele hele çevrede yaptığı kazılarda insanlık dışı soykırıma ait kalıntılarda bulunmuştu. Bugün de evet, bugün özellikle genel haberler ve dün çektikleri birçok görüntüyü servis ettiler. Özellikle silahla mesaj verdiler. Evet eller tetikte mesajı. Bunlar ucuz numaralar gerçekten. Gururlarını kırmışız demek ki. Hazırlanmak lazım. Bunların niyeti gerçekten bozuk. Bunların niyeti inanılmaz bozuk. İşte gördüğünüz gibi bu araçlar bu bölgede Azerbaycan'a mesaj veriyor. Ama barış gücü bayrağı yok bakın. Bu, bu kaldırılamayacak bir şey. Bu dayanılmayacak bir şey. Evet Rus bayraklarıyla buraya gelip Bura Rus toprağıdır mesajı verdiler. Evet verilen mesaj çok net. Burası Rus toprağıdır diyorlar. İşte Azerbaycan'ın topraklarında neyin derdindeler? Özellikle bura işirmiş. Toplu mezar burada mı bulundu? Evet burada bir eşim gerçekleştirilmiş. Ve buraya gelen Rus çeteleri kendilerine mesaj veriyorlar. Evet Azerbaycan ordumuzun ilerlemesi onlara epey dokunmuş ve şu anda sanki kendi topraklarını savunur gibi pozlar vermişler. Sizi kim tıklar? Evet gördüğünüz bu karelerde işgalci çeteler var. Rus çeteleri şu anda bölgede işgal provasında eski püskü silahlarıyla mesaj veriyorlar. Burada Azerbaycan ordusunun karşısında hiçbir şansları yok aslında ama işte yapılan bir görüşme olmuş. Rus bayraklarını her yere asmışlar sanki kendi toprakları. Evet bu bölgenin Azerbaycan toprağı olduğunu haykırıyoruz. Evet Rusya bu görünen bütün topraklar Azerbaycan toprakları. Sen de bu topraklardan tıpış tıpış döneceksin. Ukrayna savaşı uzadıkça çok daha zayıflıyordu. Evet özellikle Ukrayna savaşında çok daha zayıflarken şimdi İstanbul'daki bu görüşmelerde kendisine yer bulmaya çalışıyor. Evet İstanbul'daki görüşmelerde kendilerine imkan bulmaya çalışıyor. Evet Rus askerlerinin şu anda bayraklar çekerek verdikleri mesaj tam bir savaş çığıtkanlığı... Evet burada bu görüntüleri ne kadar çekecekler? Gelmişler görüntü veriyorlar. Askerler kendinden geçmiş. Orayı savurmaya mecalleri yok. Ama şu bir gerçek ki artık onlar barış gücü askeri değil. Onlar işgal gücü askeri. Özellikle makineli tüfekleri ve ellerindeki zırhlı araçları ne yapmışlar karşılara biçiyorlar. Siperler belki de. Evet, burada ne yapmaya çalışıyorlar? Güya, buralar bizim kontrolümüzde. Çok mesaj. Özellikle Ukrayna'da aldıkları yeri gider sonra pek alıngan olmuşlar. Buraya sıkı tutuyorlar ki eğer gevşetirsek iş daha da kızışır diye. Yani dertleri başka. İşte Jirnovski'nin yeni yaveri. Jirnovski öldü. Yerine aday gösteriliyor Kremlin tarafından. Onların diyemedikleri diyecek bir kişi lazım. Bu görevi Jirnovski iyi görüyordu. Şimdi Jirnovski'nin yerine kendisini düşünen, onun gibi mimikler yapan birisi var. Özellikle Azerbaycan'ın petrol tesislerini. Başta Tovuz'u vurmayı hedefleyen açıklamalar yapıp, daha sonra Zoraki özür açıklamaları yapan bu resvekil hakkında Evet, bu Rus vekil hakkında Azerbaycan Savunma Bakanlığı soruşturma açtı. Evet, Interpol'e de verdi. Güzel de oldu. Evet, güzel de oldu. Çünkü bu Rus vekil değil. Olsa olsa anladınız siz. Fazla bir şey dememe gerek yok. Ey sarı çocuk, ey sarı çocuk unutma, unutma Azerbaycan sahada bunun karşılığını verecek. Sen de bakıp bakıp izleyeceksin. Mutlaka Türkiye'nin de Azerbaycan'la eş güdümlü ek planları var. Şimdi Ukrayna hezimetinden sonra burada da eğer karşı koymazsam Ferruk köyüne gitmezsem artık Azerbaycan'ı tutamam telaşı tutmuş bunları. Evet telaşlanacaksınız. Telaşlanmaya devam edeceksiniz. Başka çareniz yok deyagin. Ukrayna yetili yapılan görüşmelerde özellikle dün İstanbul'da yapılan müzakerelerde Kırım ile ilgili 15 yıl konuşulacak maddesi Rusya'da ciddi tepki gördü. Rusya heyet başkanı Metsik'i eleştirdi. Az önce Putin'in sözcüsü Peskov açıklama yaptı. Kırım Rusya'nın bir parçasıdır. Bunu kimseyle tartışmayacağız. Biz de diyoruz ki Türk toprağı olan Kırım hiçbir zaman Rusya'nın parçası olmayacak. Rusya yıkılacak. Rusya gerileme, dağılma dönemine girmiştir. Evet burada gördüğünüz Kremlin'deki toplantı ve Kremlin'deki toplantıda nasıl geri çekilecekleri, nasıl Ukrayna'dan sıvışacaklarını düşünüyorlar. Rusya ordusu füze atarak oraları ele geçiremeyeceğini, oralara hakim olamayacağını çok iyi anladı. Ama şunu unutulmamalı ki Azerbaycan topraklarına göz dikecekleri şimdiden belli. Aliyev'in Türkiye ile entegrasyonu, Türkiye ile hemen hızlı bir şekilde Şuşa beyannamesini hayata geçirmesi gerekiyor. Bu yapılana bu yapılmalı. Özellikle Şuşa'da gösterilen bu direnç, bu kahramanlıklarımız bundan sonraki süreçte yeni kahramanlıklar, kahramanlıklar için bize güç olmalı. Bu beyaname iki parlamento tarafından olaylandı ve devletler tarafından tasdiklendi. Şimdi Rusya'ya bir sürpriz gerekiyor. Türkiye'nin orada çok güçlü üsleri ve yeni ürettiği yeni silahların tümünün gelmesi gerekiyor. Azerbaycan hattının çok ama çok güçlendirilmesi gerekiyor. Şanlı ordumuzun özellikle Şanlı Azerbaycan ordusuyla beraber güçlü ve etkin bir şekilde ne yapması gerekiyor? Orada üsler ve savunma hatları siperler kazması gerekiyor. Neden mi? Gördünüz işte. Gördünüz. Rusya'nın muamelesini gördünüz. Ferruh köyünü kendi toprağı gibi görüyor. Rus bayrağı çekiyor. Yani buradaki anlamı anlamadınız mı? İşgal niyetiyle gelmiş. Ben işgalciyim diyor. Düşünün maddelerden birisi Ermeni çetelerini oradan temizlemekti. Ne yapıldı? Ermeni çeteleri bırakın temizlemeyi. Ermeni dolduruldu ve Ermeniler daha çok silahlandırıldı bu çeteler. Şimdilik Azerbaycan'ı Ferruh'tan çıkardı gözüküyorlar tepeler, tepelerde olduğumuz söyleniyor ama. Hani Azerbaycan ordusunun tam çekilmediği söyleniyor. Tepelerde olduğu söyleniyor Ferruh tepelerinde. Yani Ruslar burada diş gösterdi. Bizlerin de birer adım atması lazım. Yani Türkiye'nin hızlı ve seri bir şekilde Azerbaycan'la özellikle bu güçlü birlikteliği sınır, üs ve her türlü askeri ekipman paylaşımı ve Rusların olası şok saldırılarına karşı Rusları perişan edecek adımlar. Hava savunma sistemleri ve etkili sistemler. Evet Azerbaycan özellikle İsrail'den de bu sistemlerden ibedi getirtmelidir. Türkiye'den de yeni üretilen Hisar sistemleri getirtildiği gibi Akıncı ve Aksungur hızla özellikle Atmaca füzeleriyle Azerbaycan'a katkı sağlanmalı. Atmaca füzeleri Hazar'dan, Oradan yaklaşacak olan gemilere nişanlı nişanlı durmalı. İşte Rusya'ya karşı hazırlık ülkelerin bağımsızlığına hazırlığıdır. Rusya bölgede emperyal bir yayılmacılık gösteriyor. Hiçbir ahlaki, hiçbir insan hakları ve demokratik ilkeyi tanımıyor bile. Şimdiden hepinize saygılar ve sevgiler. Görüşmek üzere. Ama lütfen kanalıma abone olmayı, videoma beğen atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.